Devam ediyor. Gemlik'te konut açığını büyük ölçüde kapatmak ve deprem riski taşıyan yapıların dönüşümü için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında ilk etap tamamlandı. 1400 konutluk projede 158 daire ve 8 dükkanın kura işlemleri yapıldı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, denizden 300 metre yükseklikte inşa edilen binaların deprem riskine karşı yapıldığını belirterek projede gelinen noktayı paylaştı. Biz depremle ilgili kentsel dönüşümün en güzel örneğini burada veriyoruz. Biz ham bir bölgede çalışmayı tercih ettik. Çünkü yapılaşmış bölgelerde mülkiyet sorunu var. İnsanları verdiğiniz daireye razı ettirme zorluğu var. Yani kat vermeniz lazım orada kentsel dönüşüm yapmak için. Zemin ona müsait değil. Dolayısıyla yapılaşmış bölgede kentsel dönüşüm yapmak kolay değil. Ama burada inşaata başlıyorsunuz. 1,5 sene sonra bina bitmiş oluyor. Şimdi burada yapılan binalar denizden çok yüksek bir bölge değil burası. Yaklaşık 300 metre yüksekliğinde bir bölge burası. Çok rahatlıkla yaşanabilecek. Çünkü içerimizde çok sayıda da Karadeniz kökenli insanlarımız var. Yani Samsun'dan başlayıp Samsun, Trabzon, Artvin, Giresun. Onlar da biliyorsunuz gelenek olarak yüksek bölgeyi tercih eden insanlar. Dolayısıyla bir sorun yok. Zaten gördüğü rağbette bunu gösteriyor. Gemlik taşınıyor tabirine de açıklık getirdi. Kim nereye isterse oraya taşınıyor dedi. Dönüşüm tamamen gönüllülük üzerine kurulu bir dönüşüm. Demin gösterdiğim meydanları aşarken gerek camilerin etrafında gerek dönüşleri zorlaştıran bölgelerde orada yıktığımız binalarda da biz takaslar yaptık. Mesela balık pazarında evi olan insan orada yaşamak istiyor. O bölgede yaptığımız binadan değişim yapıyorlar. Dediğim gibi Karadeniz kökenli insanlar da biraz daha böyle havadar bölgede yaşamak istiyor. Onlar da buradan istiyor. Kim nereden isterse zorlamadan bunu yapmış oluyoruz. Başkan Yılmaz, vatandaşın Ocak 2019'dan itibaren 905 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabileceklerini duyurdu. Fiyatlarımız şu anda 105 ile 125 bin arasında değişiyor. 2 artı 1. Dediğim gibi %25'ini peşin verecek vatandaş. Ocak ayından itibaren de 950 liradan başlayan taksitlerle ödeyecek. Her yıl bu ödenecek olan taksit %10 artış yapılarak fiyatlara yansıtılacak. Dolayısıyla kira öder gibi kiranın üzerine biraz ilave edip neticede bir kere %25 toplu para verecek. Gerisi zaten taksit ödenmiş olacak. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz göreve ilk geldiğinde belediyenin 6 milyon lira borcu ve kasasında yalnızca 42 bin lirası olduğuna, başkanlık yaptığı 90 aylık süre boyunca söz konusu borçların tamamının kapatılarak belediyenin sıfır borçlu bir kurum haline getirildiğine dikkat çekti. Çok şükür belediyemizin borcu yok. Yani şu anda hiçbir şekilde ne özel sektöre ne vergi dairesine, ne SSK'ya, ne şuna, ne buna hiç borcumuz yok. Biz bu anlamda çok rahat bir belediyeyiz şu anda. Borçlarını ödeyen bir belediyeyiz. Şu yapılan inşaatlardan dolayı müteahhitlerimiz 15 günde bir, 20 günde bir hak ediş getiriyorlar. İdareye sundukları hak edişleri de kısa sürede ödenerek kapatılıyor. Hiçbir şekilde o anlamda borcumuz yok.